efendim, neredeyiz? Şenkaya'nın Kosor köyündeyiz. Yani yeni ismiyle Akşar. Buranın en güzel özelliği Kosor bıçağı. Bu bıçakları da yapan bir tek ustamız var. Şimdi içeride onu ziyaret ediyoruz. Yener Usta, buyurun içeri. Selamünaleyküm Usta. Aleykümselam. Yener Usta, bu bıçakları bize anlatır mısın? Mesela neden yapıyorsun? Bunların hepsinin dövme olduğunu söyledin. Tamam, bir dövme ve tamamı el yapımı. El yapımı. Çivisi dahi değil mi? Çivi dahi el yapımı. Ve bunlar ne usta? Bunlar sedef. Bunlar sedef. Evet. Şöyle bunlar yani da değil mi? Genelde silah kabzelerine bunlardan yapıyorlar. Çok pahalı bir malzeme. Çok pahalı bir malzeme. Peki ustam, demin bir şeyler anlatıyordun, temizliğini, yağını. Onları da söyler misin izleyicilerimize? Yani parlaklığını arkadaş durdu de. Burada hiç hazır bir şey yok. Ay çiçek yağını mesela kaba dolduruyorum. Bunların son aşamasında ayçiçek yağını içinde kaldırıyorum. Buraya parlatıcı zımparalarla bunları böyle parlatıyorum. Çok güzel. Yani şimdi abimin şöyle eline getir. Bak şimdi bak. Hop. Çok iyi kesiyor. Yok, hangisi? Arda sıradan bir tane ver. Bir tane. Ha, bakın sıradan hemen. Vermeyeyim. Hemen bir tane. Hemen bakın. Erzurum'un bakın. Görüyor musunuz? Jilet gibi kazıyor. Hani dersiz reklam? Evet. İçin bilenmiş. Evet. Burada hep çapak var. Demir çapakı da. Bak, var gücümden bastırırım bunu. Bunun değişen hiçbir şeysi olmuyor. Bakın yine gördüğünüz gibi müthiş bir şey ya. Bedava epilasyon. Vallahi yani Şenkaya'da bu bıçağa sipariş verebilirsiniz. Biz abimizin numarasını da sizlerle paylaşacağız. Ustacığım, ablacığım, o yağlar var ya. Ben bir tane 9 santim küçük var ya. Bunu satırdım. 3 tane yağ alabilirdim. Evet, şimdi bir tane satsan bir tane alabilirsin. Yani 3 tanesi 450 lira. Ben bunu 450'ye vermem lazım ki geçen seneki paranın kazancı olsun. Bir peki dayı, bir bıçağın yapılış süresi kaç saat, kaç gün, günde kaç ay? Günde bir tane. Günde bir tane. Yalnız bu sedefi hiç kimse kullanmaz. Hali ben bunu kilosu 160'a aldım. Evet. İzmir'de 1 kilo bulamadım. Evet. Fabrikası kapandı. Bıçağın maddesi falan ne dayı? Onları bize anlat. Şunlar bunlar piriç. Şurası ne mesela? Bu da çelik, İsveç çeliği. Yani dünyanın en iyi çeliğidir. Evet. Bak, bunlar çeliktir. Kesmişim. Bunlar bir tane güzel... ondan gösterir misin dayı? Ondan mı çıkıyor? Lama şeklinde bak, gelir, böyle boydan kesir. Ha, şöyle göstereyim bak. Bıçağın asıl maddesi İsveç çeliği. Lama halinde geliyormuş. Abime. Çelikler bunlar. Yani bıçağın bıçak olmadan önceki şeyi serüveni buradan evet, başlıyor. Evet. Dayımın usta ellerinden çıkıyor. Şöyle tezgahları falan görüyorsunuz. Bu mavi ve kırmızı renkleri niye koyuyorsun usta? Gelenek mi sizde? Yani bunu şimdi merak edin. Bazen bizim buranın genelde hani daha bu rengi ne açar? Mavi, beyaz daha güzel görünümlü olur. Yani burada bu çok önemli. Ben özellikle sordum. Hani halı motif, kilim diyoruz, renk uyumu diyoruz ama burada şeyin de uyumu çok önemli. Rengi dengeliyor yani. Bu çok bak, hoş. Bakın burada sarı. Sarı. Mavi ve kırmızı görüyorsunuz. Mesela oltu taşında da vardır. Firuze ve mercandır aslında. Köken olarak oradan gelir. Orta Asya'dan beri firuze ve mercan bütün takılarda kullanılır. Bütün hem erkek takılarında hem de kadın takılarında. Burada da bu sefer renk olarak sadece katmış. Aslında bunun altyapısı firuze ve mercan taşıdır. Şimdi buna renk vursan bak. Bunun rengi zaten güzel. Evet, doğru. Bozar bu sadece rengi. Yok yani. Ama, orada da sanat giriyor işte. Ama bu bak, bunu açır sadece beyaz evet. Biraz evet. Çik kalır. Evet. Hadi ustam, o zaman o kadar reklam yaptık, birini alalım. Hangisini alayım? Sen söyle, ben alayım. Vallahi şimdi ablacığım, işin hangisi doğrusu, satılmamışsa bu satılmış. Onu söyledik. Diğerlerin hangisini alırsan bir tane. Efendim, ben de şu sedefi seçmek istiyorum. De o güzel. O güzel değil mi? Hı. Evet. O zaman hayırlı güzel olsun. Güzel, sarıyla o güzel. Tamam usta. Bu onun bir küçüğüdür. Burada çeşit bıçaklar da var, şöyle göstereyim. Aa, sadece evet, hani cep bıçağı değil. Ustam ne dedi? Şef bıçağı var, avcı bıçağı şimdi, var. Bak bunlar. Şöyle. Bunları eğer çekmek istersen
Tabii ben atmayı bilmiyorum, sen atarsın. Bunlar her renkte var. Burada her renkte var. Mesela burada olmayan renkler var orada. Ne kadar? Bu renkler hepsi mevcut. 300 mü demiştin? He, onlar her. Peki şeyin var mı? Hesap numaran var mı? Var da ben o hesaptan anlamıyorum yani işte kullanmayı bilmiyorum. Ben, benim oğlan yaptı. Hani IBAN numarasını atıyorlar. Tamam, onu bana atsalar hangisi 250 dedi? O 250 satıldı dedi. He, bu arkadaş özellikle tamam. Bir tane küçük bir tane yaptırdı arkadaş, bir arkadaş aldı vermemiş. Tamam. Tanju'yu erteler atalım. He? Tanju'yu erteler atalım, biz konuşuruz istersen. Oldu değil dedim. Yok. Ben bunu alacağım yok, da hesap numarasını. Yok olsun, neyse. Şuraya gelmişkense o da bizim belediye personeli. Kosor'u da göstereyim. Burası Şenkaya'nın Aksar Kosor Mahallesi. Akşar. Şu an güzelliklerini gösterelim. Şimdi güzel okuma. Ardımızın dükkanı burası. Ardahan Erzurum yolu, şu aşağıda gördüğümüz yol. Dayı, bu dükkan kaç yıldır? Evet, güzel bir soru. Vallahi hatırlamıyorum. Babam dedim biraz önce, babam. Tabii, tabii. Baba mesleği. Babam başlattı burayı. Hani var mı 70 yılı? Buraya çalışmaya gelmedim, yardım etmeye geldim. Meslek oldu ya.